Merhaba arkadaşlar. Bu podcast'te size David Goggins'in Defy the Odds yani imkansıza meydan okumak şeklinde çevrilebilecek olan kitabından bahsedeceğim. Bu kitapta da David Goggins oldukça ilham verici olan hikayesinden bahsediyor. Kısaca kitap insanın zihinsel ve fiziksel kapasitesini kendi sınırlarının ötesine taşıyarak normalde başarması imkansız gibi görünen şeyleri nasıl başarabileceğini anlatıyor. Aslında kendimizi değiştirecek bu güç bizim içimizde var ama kendimize zihinsel sınırlar koyduğumuz için bunu başaramadığımızı söylüyor. Bu sınırları yıkarak yapabileceklerimizin nasıl sandığımızın çok ötesinde olduğunu bize kendi hikayesini anlatarak ispat ediyor. Çok güzel ve ilham verici bir hikayesi var. Şimdi bu kitaba geçelim. Kitap gerçekten kim olduğunu ve neleri yapmaya muktedir olduğunu biliyor musun diye başlıyor. Belki de biliyorsundur ancak bir şey bilmek onun gerçek olmasını sağlamıyor. Merak etme, yalnız değilsin. Bu ülkedeki şehirler, dünyanın her köşesindeki caddeler, rahat hayatlarına bağımlı, kurban mentalitesine sahip, gerçek potansiyelinin farkında bile olmayan yürüyen zombilerle dolu. Onları çok iyi tanıyorum. Çünkü ben de zamanında onlardan biriydim. Böyle vasat olmak için hayatta çok iyi bahanelerim vardı. Hayat bana kötü bir el dağıtmıştı. Fakir bir şekilde doğdum, hırpalanarak, okulda eziyet çektirilerek büyüdüm. Sayısız şekilde pis senci olarak çağrılıp durdum. Bir zamanlar çok fakirdik. Hayatta kalma mücadelesi içinde ucuz bir hayata ve ümitsiz bir geleceğe sahiptim. Pek az insan bu kadar dipte olmanın nasıl olduğunu bilir. Aslında biz hepimiz hayatı alışkanlıklara dayalı olarak yaşarız. Bunlar kendimizi limitleyen alışkanlıklardır. Bunlara o kadar alışırız ki bize güneşin doğuşu ve yer çekimi gibi normal gelirler. Beynimiz böyle çalışmaya programlanmıştır. Bu aynı zamanda motivasyonun neden işe yaramaz bir şey olduğunun da nedenidir. En iyi motivasyon konuşması bile insana geçici bir düzelmeden başka bir şey sunmaz. Motivasyon insanın beynine tekrardan kablolama yaparak onu düzenlemez. Motivasyon kimseyi değiştirmemiştir. Sonuçta kişiye kötü bir el dağıtılmışsa ona bahşedilmiş olan o hayat ve onu düzeltme sorumluluğu sadece ona aittir. Aynı şekilde ben de bu bilinçle hayatımda acıyı aradım, ıstırap çekmenin aşığı oldum ve sonunda kendimi dönüştürmeyi başardım. Dünyadaki en zayıf bir bok parçasından Allah'ın yarattığı en güçlü adamlardan birine dönüştüm. En azından ben kendimi artık böyle tanımlıyorum. Sen muhtemelen benden çok daha iyi bir çocukluk geçirmişsindir. Hatta şu an güzel bir geleceğin hayalini kuruyor da olabilirsin. Ama kim olursan ol, nasıl bir hayat yaşıyorsan yaşa, ne kadar para kazanıyorsan kazan, muhtemelen gerçek kapasitenin yüzde kırk kadarını kullanıyorsun. Bu senin için çok büyük bir kayıp. Hepimiz için böyle. Bizler bundan çok daha fazla potansiyele sahibiz. Yıllar önce bir üniversitenin düzenlediği bir panele davet edilmiştim. Bu tip yerler öğrenciyken hiç adım atmadığım tarzda yerlerdi. Liseden bile zar zor mezun olmuştum ama şu an en prestijli fakültelerden birinde zihinsel dayanıklılık konusunda tartışacaktık. Panelin bir yerinde profesörlerden biri hepimizin genetik limitlerinin kişisel tavanlarımızın olduğunu söyledi. Zihinsel olarak ne kadar dayanıklı olursak olalım bu genetik tavana çarpıp durmak zorunda kalıyormuşuz. Odadaki tüm katılımcılar onunla aynı fikirde olduklarını gösteren bir tavır sergiledi. Çünkü bunu söyleyen belki de o odadaki en kıdemli olan profesördü ve bu alanda çok fazla çalışması vardı. Ama aynı zamanda bilimi kullanarak bize saçmalık saçıyordu. Bir süre sessiz kaldım. Çünkü birçok akıllı insanla çevriliydim. Ta ki birileri yüzümdeki kötü ifadeyi fark edip bana katılıp katılmadığımı sorana dek. Bence bu pek çok çalışma yaparak değil, sadece yaşayarak karara varılabilecek bir şey dedim. Ve profesöre dönerek şöyle devam ettim. Söylediğin şey <laughs> pek çok insan için doğru. Ancak kesinlikle yüzde yüzü için değil. Her zaman yüzde birlik kısım olasılıklara meydan okuyacaktır ve tecrübelerime göre konuşarak açıklamaya devam ettim. Bir insan tamamen farklı bir insana dönüşebilir ve uzmanların imkansız dedikleri şeyleri başarabilir. Ancak bunu tüm kalbiyle çabalar ve zihnini eğitirse yapabilir. Pers imparatoru Heraklitos bir keresinde savaş meydanında askerlerini kastederek şöyle demiştir. Her yüz erkek arasından 10 tanesi zaten orada hiç olmaması gereken adamlardır sekseni sadece birer canlı hedeften ibarettir. Kalan dokuz tanesi gerçekten iyi askerlerdir ve bizler onlar olduğu için gerçekten şanslıyızdır. Ancak geriye kalan tek erkek ise gerçek savaşçıdır. Hayata gözünü açtığın andan itibaren artık ölümün kesinleşmiştir. Ancak bu süreçte mükemmelliği kovalamaya ve o tek gerçek savaşçı olmaya da adaysın demektir. Kendini bu savaşa nasıl hazırlayacağın tamamen sana kalmış. Sen sadece zihnin üzerinde ustalaşabilirsin. Böylece çoğu insanın kapasitelerinin üzerinde olduğunu düşündükleri cesur ve başarılarla dolu bir hayata erişebilirsin. Ben katıldığım o paneldeki üniversite profesörleri gibi dahi değilim. Ama ben o bir tane olan savaşçılardan biriyim. Birazdan sizinle paylaşacağım hikaye benim berbat olmuş hayatımdır ama sana kendi kişisel ustalık patikanı aydınlatacak, gerçekle yüzleşmen için sana güç verecek, korkuyu sevmene, başarısızlıktan zevk almana ve tam potansiyelini kullanma konusunda sana yardımcı olacak ve gerçekten kim olduğunu bulmana yardım edecek olan hikayedir. Benim hikayemi dinlediğinde insanın bedenini ve aklını tam kapasiteyle çalıştırdığında nelere muktedir olduğunu göreceksin. Şu an yaşadığın ayrımcılık, ırkçılık, hor görülme, sakatlık, boşanma, depresyon, özgüvensizlik, obazite, fakirlik gibi sorunların sadece bu yolda senin yakıtın olabileceğini göreceksin. Evrimsel algoritmadaki başarıya giden basamak burada başlıyor. Umarım kendinle bir savaşa girmek için hazırsındır.